Sevgili canlar, biz sizi sizin gönlünüzdeki hakka teslim ediyoruz. Aranızda dargın, küskün olanlar varsa, bilerek, bilmeyerek hata işlediyseniz dile gelin, dile gelin, hak meydanına gelin. Birbirlerinden razı mısınız? Ben razı değilim. Evet. Buyurun sevgili canım. Muhammed Mustafa'ndır bu seccade, İmam Ali el-Murtaza'ndır bu seccade, Hazreti Fatıma'ndır bu seccade. Alevi Bektaşi kültüründe cem erkanı ibadetlerin özüdür. Pirimiz Hünkacı Bektaşi bendir bu seccade. Seccadenin içi sırola. Görgü ve ikrar cemi Alevilik ve Bektaşilikte icra edilen en önemli erkandır. Demek ki peygamberler niye gelmiş? Güzel ahlakı insanlara aşılamak için gönderilmiş. Bu erken Alevi ve Bektaşilerin yıl içinde kendilerini hak katında ve toplumun nezdinde temize çıkarmak, aklamak için yaptıkları özel cemlerdir. Allah şahitliğinizi kabul etsin canım. Allah Allah. Allah sizler gibi cümle insanları da hatasını bilen insanlardan eylesin. Allah Allah. Evet. Alevi toplumu yüzyıllar boyunca mahkemeye gitmeden, hakim ve savcı karşısına çıkmadan kendi aralarındaki problemlerini dedenin huzurunda çözüme kavuşturmuşlardır. Sen bu canımızın o hakkını, hukukunu ödeyeceksin. Biliyorsunuz, şeriate gitseniz bir sürü avukat parası vereceksiniz. Uğraşacaksınız, belki gidip şahitler tutacaksınız, senelerce sürüneceksiniz. Ama biz burada sizleri halk terazisi, biz de elimizden geldiği kadar birbirinizi incitmemek şartıyla ne yapacağız? Sizlere bir terazi yapacağız. Birbirinizden razı olacaksınız. Sevgili canım, bunun dediği doğru mu? Dedem şöyle, bizim çocuk davarı gidiyordu. O da gençti. Bir iki kere davarı yanlış bırakmış, girmiş. Ne yapayım ben? Şimdi sevgili canım, önce şunu belirteyim. Çocuğu gidemeyeceği davarı o kadar peşine katmayacaksın. Bu bir. Sen şimdi 10 yaşındaki çocuğu katarsan, davarı gidemeyecek bir vaziyetteyse, o çocuk bunun komşunun tarlasına girmese öbürünün komşuna girecek. Bir, ya bir çoban döneceksin ya da çocuğun güdeceği kadar bir dava sağlayacaksın. Bu bir. Ama bu olmuş. Bizler de sevgili canlar, en büyük insanı kamil nedir? Hatasını bilmektir ve bağışlayıcı olmaktır. Cenab-ı Allah diyor ki, ben yarattığım kulları bağışlayabilirim. Ama benim yarattığım kullar da birbirlerinden razı olmak zorunda diyor. Onun için sevgili canım, tabii ki olmuştur, olacaktır. Biz kuluz, beşerden geliriz. Hatasız kul olmaz, bizlerin de olabilir. Ama az olacağız, çoğalacağız. Az bileceğiz ama seni razı edeceğiz.